senin de canın çok sıkılıyor değil mi Tosbek? Her şey aynı. Hiç yeni bir şey yok. Canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Nilo'ya. Hadi gel bizim bahçeye gidelim. Oyun oynayalım. Sizin bahçeye mi? Aha! Bir arabam olsaydı biner gelirdim bahçenize. Aa, bizim bahçe hemen şurası. Çok uzak değil ki. Çok uzak Mete, gelemem. Nasıl istersen Nilo'ya. Oh. Ne çok eşya var. Bunları ne yapayım baba? Şuraya koy oğlum. Yavaş, yavaş. Tamam. Onu da yanına koy. Tosbik, babamla deden ne yapıyor orada? Belki eğlenceli bir şeyler vardır. Hadi gel bakalım. Baba, babacığım. Tatlı kızım benim. Canım yavrum benim. Dede, ne yapıyorsunuz böyle? Biz mi? Eski eşyaları düzenliyoruz. Aa, eski eşyaları sakladığımızı bilmiyordum. Belki bir işe yarar diye saklıyoruz kızım. Ne işe yarayabilir ki? İzle de gör. Bu tahta eski bir kapıya ait. Atmayıp değerlendirirsen oturak olur. İşte bu çok eğlenceli. Baba, bu tekerlerden başka var mı? Var tabii. Ne yapacaksın ki? Bir tekerlek buldum babamın çocukluğundan. Tatlı bir sıra buldum dedemin anılarından. Aldım tüm parçaları, koyuldum işe. Çok güzel bir araba yaptım kendime. Düt 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 Mete arabama bak. Düt 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 Tosbik gazete. Çok yakıştı kızıma. Canım babam, canım dedem. Çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Güle güle kullan tatlı kızım benim. Nilo'ya dikkatli kullan yavrum, olur mu? Nasıl oldu da geldin sen buralara kadar? Bu arabayla her yere giderim. Araban çok güzelmiş Nilo'ya. Teşekkür ederim Mete. Babam ve dedemle birlikte yaptık. Hem de eski eşyalardan. Peki nereye gidiyoruz yeni arabanla? Nereye istersen. Hadi o zaman Ay'a gidiyoruz. Bir tekerlek buldum babamın çocukluğundan. Tatlı bir sıra buldum dedemin anılarından. La 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 la.
Bitti. Sonunda ödevimi bitirdim. Aferin benim oğluma. Artık uyuman gerek. Proje ödevime başlayacaktım baba. Maket ev yapmam gerekiyor. Yarın okuldan sonra yaparsın Murat. Şimdi uyku zamanı. Peki anne. Tosbiş, uyku zamanı geldi. İyi uykular tatlı kızım. Tosbiş, uyuma kalk. Çok işimiz var. Abim ödevini yapamadı. Ona yardım etmeliyiz. Önce evi çizelim. Şöyle. Nilo'ya, kahvaltı hazır. Aa, Nilo'ya, yavrum, neyin var? Hasta mısın yoksa? Anneciğim, ben iyiyim. Ellerine sağlık anne, ben bahçeye gidiyorum. Çok uykum var. Şimdi oynayamam. Gece geldiğinde, gündüz bittiğinde, uyumasın sen de, tatlı rüyalar içinde. Uykum geldiğinde, yorgun düştüğünde, uyumasın sen de, tatlı rüyalar içinde. Güzel rüyalar gör düşlerinde, bütün sevdiklerin olsun hep seninle. Güzel rüyalar gör düşlerinde, bütün sevdiklerin olsun hep seninle. Saklambaç. Hadi Nilo'ya, saklambaç oynuyoruz. Saklambaç mı? Ben çok yorgunum. Yorgun mu? Ama neden? Ben mi? Hadi saklambaç oynayalım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Nilo'ya! Kızım neredesin? Nilo'ya! Nilo'ya hiç böyle yapmazdı. Keşke saklambaç oynamak için ısrar etmeseydim. Odasına iyice baktınız mı? Canım kardeşim benim. Bana yardım etmek için proje ödevime çalışıyormuş. Ben onu çalışırken hiç görmedim. Ben de görmedim. Demek ki siz uyurken çalışmış. Sessiz olun. Şşşt. Nilo'ya! Günaydın. Abi, ne yapıyorsun burada? Unuttun mu Nilo'ya? Saklambaç oynuyorduk. Ben uyuyakalmışım. Ödevimi yapmak için gece boyunca çalışmışsın. Çok yorulmuşsun. Buna gerek yoktu Nilo'ya. Gündüz beraber yapabilirdik. Seni bulamayınca çok korktum. Özür dilerim abi. Bundan sonra geceleri uyuyacağım. Sizi meraklandırıp üzmeyeceğim.
Söz veriyorum. Gece gel. Başlıyor. Ve şimdi... Keçi, kafamı karıştırıyorsun. Azıcık susar mısın? Zıplıyorum. Çuvalla zıplıyorum. Birinci ben olacağım. Kimse beni geçemez. Merhaba Nino'ya. Mete... Ne kadar hızlı böyle? Daha hızlı zıplamalıyım. Bu yarışı ben kazanacağım. Merhaba Mete. Yürü, dikkat et. Keçi. Oh. Görüşürüz Nilo'ya. Katılıyor. Kazanan yarışmacılara sürpriz ödüller verilecek. Yarış başlıyor. Yarışma başladı. Nilo'ya, Mete, Mine ve Elif birlikte zıplıyor. Nilo'ya ve Mete öne geçti. Acaba kim kazanacak? Mete güçlü bir zıplamayla öne geçti. Yarışmanın birincisi Mete mi olacak? Nilo'ya daha hızlı zıplamaya başladı. Nilo'ya Mete'yi geçti. Yoksa yarışmayı Nilo'ya mı kazanacak? Ayağım. Mete. Ayağım. Mete küçük bir kaza geçirdi.
yapmadı sayın seyirciler. Nilo'ya yarışmayı bıraktı. Mete iyi misin? Ben iyiyim Nilo'ya. Yarışmayı bırakma. Yarışma önemli değil Mete. Ayağın iyi mi? Birazcık acıdı. Yarışmanın birincisi Mine oldu. Elif hemen onun ardından tamamlayarak ikinci oldu. Küçük Çocuklar Çuval Yarışması'nın birincisi Mine. Yarışmanın ikincisi Elif. Sürpriz ödüllerimiz bitmedi. Nilay'a ve Mete yarışmayı tamamlayamadılar ama onlar da bir ödül kazandılar. Birbirlerine yardım eden Nilay ve Mete arkadaşlık ödülünü kazandı. Hepsi de çok güzel. Teşekkür ederim. Ne tatlı bir bebek. Hadi bebeği bisiklet turuna çıkaralım. Uf, helikoptere bak. Bence bebeği helikopterle gezdirelim. Helikoptere binip tepelere gidelim. Oyuncaklara dokunmadan oynamalıyız. Oyuncaklarımın dağılmasını istemiyorum. Toplaması çok zor oluyor. Peki, o zaman dokunmadan oynarız biz de. Uzaktan bakarız. Bakın yavru bir panda. Anne panda da orada. Hani nerede Nilo ya? Bak burada. Aa gördüm. Yavru panda ve annesi çok mutlu yaşıyormuş. Ama minik panda oyun oynarken çok uzaklara gitmiş. Hadi onlara yardım edelim. Anne panda ile birlikte minik pandayı bulalım. Şu güzel arabaya binip tepe tepe dolaşalım. Minik pandayı arayalım. Sarı araba. Hayır, arabanın rengi sarı değil. Turuncu mu? Turuncu araba da değil. Şuradaki araba. Hangi araba? İşte bu araba. Kırmızı araba. Hadi minik pandayı bulalım. Şu tepeyi de aşınca minik pandaya kavuşacağız. İşte minik panda. Şimdi buradaydı. Nereye gitti ki? Oyuncaklarım. Keçi Tospik, oyuncaklarımı dağıtıyorsunuz. Lütfen başka yerde oynayın. Elif, bir sürü oyuncağım var. Hepsi de çok güzel. Ama hiçbir işe yaramıyorlar. Aa, oyuncaklarımın hiçbiri bozuk değil. Hepsi de işe yarıyor. Dokunup oynayamadıktan sonra oyuncağı ne yapalım? Oyuncaklar oynarken dağılabilir. Ne var ki bunda? Oyun bitince toplarız. Haklısınız. Oyuncaklar dağılınca toplarız. Hep birlikte toplayacağız ama. Elbette.
Hadi minik banda hala bizi bekliyor. Ben helikopterle aramaya devam edeceğim. Sarı arabamla peşinizdeyim. Benim bisikletim uçuyor. Anne panda ile birlikte geliyorum. Minik panda, minik panda. Gitmiş başka diyarlara. Annesinden uzaklara. Hem de çok uzak. Neredesin panda? Ses ver ve salla. Bulalım seni, alalım yanımıza. Neredesin panda? Ses ver ve salla. Bulalım seni, alalım yanımıza. Üzülme minik panda. Arkadaşların hepsi burada. Kavuşacaksın sonunda. Annenin kucağına. Sonunda minik pandayı bulduk. Annesine kavuştu. Elif, oyuncakların gerçekten çok güzelmiş. Bizimle paylaştığın için teşekkür ederim. Bir şey değil. Bu kadar oyuncağı nasıl toplayacağım? Birlikte toplayacağız. Ben toplamaya başladım bile. Oyuncaklarım yine eskisi gibi. Oh, çok yorulduk ama sonunda topladık. Hadi yeniden oynayalım. Bir daha dağıtalım oyuncakları. Minik panda, minik panda. Gitmiş başka diyarlara. Annesinden uzaklara. Hem de çok uzak. Merhaba Mete. Merhaba Niloya. Mete, suyu neden buraya döküyorsun? Nehrin yerini değiştiriyorum. Aa, yeni nehir buradan mı akacak? Nehir artık buradan akacak. Bu harika bir fikir Mete. Nehir burada çok güzel olacak. Beğenmene sevindim Niloya. Yalnız bir sorunum var. Ne kadar su dökersem dökeyim, toprak suyu hemen yutuyor. Merak etme Mete, ben de sana yardım edeceğim. Birlikte taşıyacağız nehri. Çok teşekkür ederim Niloya. Hadi hemen başlayalım. Daha çok su taşımalıyız, daha çok. Nehrin tüm suyunu taşımalıyız. Biraz küçük değil mi? Aferin sana gökkuşağı balığı. Senin evin burası. Niloya hadi durma. Nehrin tüm suyunu almamız gerek. Ya nehrin suyu biterse Mete? Ne güzel işte Niloya. Ben de nehrin suyu bitsin istiyorum. Çünkü ona daha güzel bir yer buldum. Peki ya gökkuşağı balıkları?
Onlar taşınamaz ki. Merak etme Niloya. Balıklar başlarının çaresine bakar. Mete, bu fikir güzel değil. Gel başka bir oyun bulalım. Nehri yerinde bırakalım. Ben oyun oynamıyorum Niloya. Çok ciddi bir iş yapıyorum. Koskoca nehri taşıyorum. Mete lütfen, balıkları evsiz bırakmayalım. Öyle. Aklıma çok güzel bir fikir geldi Mete. Neymiş? Sizin evi taşımaya karar verdim. He? Evini bizim bahçeye taşıyacağım. Böylece her gün görüşüp oyun oynayabiliriz. Hayır Niloya, olmaz. Ah! Ne eğlenceli nehrim var Mete. Dur Niloya, yapma. Neden Mete? Evinizi bizim bahçeye taşıyınca daha sık görüşeceğiz. Yoksa artık benimle oynamak istemiyor musun? Onun için değil Niloya. Ben evimizin taşınmasını istemiyorum. Burası benim evim. Ama sen balıkların nehrini taşıyorsun. Aynı şey değil ki. Burası senin evin, nehirde balıkların evi. Sence balıklar taşınmak istiyor mu? İstemez tabii. Ben olsam istemezdim yani. Nehri taşımaktan vazgeçtin değil mi Mete? Vazgeçtim. Balıkların da benim gibi üzülmesine dayanamam. Hem nehir de çok inatçı. Suyu bir türlü bitmiyor. Benim nehirde hiç dolmuyor. Bu çok güzel. Balıklar evsiz kalmayacak. Peki ya benim evim? Taşımayacaksın değil mi? Yok Mete, ben sana şaka yaptım. Hem eviniz çok büyük. Ben onu taşıyamam ki. Hadi o zaman kağıttan gemi yapıp nehirde yüzdürelim. Tamam. Ya da kaçıverdi gökyüzünden. Şşş, Yıldız, ne işin var senin burada? Kalk, gündüz oldu. Hadi evine git. Annen baban çok merak eder sonra. Nereden düştü acaba? İşte buldum. Bu bulutun arkasında değil mi evin? Bu bulut giderse evini görürüz değil mi? Of! Küçük olduğum için nefesim yetmiyor.
Babacığım, sen çok güçlüsün değil mi? Bilmem, öyle miyim kızım? Öylesin tabi baba. Koltuğu üfledin mi uçurursun onu. Gökyüzündeki bulut mu? İşte şu bulut. Ben üfledim ama küçük olduğum için nefesim yetmedi. Bak. Olmuyor. Niloya, canım kızım. Ama benim de gücüm yetmez ki ona. O bulut çok uzak. O zaman dedem üfler. Dedeciğim, şu bulutu üfleyip uzaklaştırabilir misin? Canım yavrum, maalesef benim nefesim de o kadar güçlü değil. Rüzgar lazım sana. Hadi bakalım Nilo'ya. Kaplumbağanı da al, gidiyoruz. Denize açılma vakti geldi. Kızım, ne yapıyorsun böyle? Baba, Yıldız'ı evine yollamaya çalışıyorum ama gitmiyor. Geri geliyor. Evine mi? Evet. Bu küçük zavallı Yıldızcık gökyüzünden düşmüş. Bugün deniz kenarında buldum. Niloya, canım kızım. Neden gülüyorsun baba? Yıldız'ın gökyüzünden düşmesini mi? Evladım, bu yıldız gökyüzünden değil ki, denizden. Denizden mi? Hı-hı. Evet, denizden. Çünkü bu deniz yıldızı. Aa, ilk defa bir deniz yıldızıyla tanışıyorum. Onu hemen evine yollamalıyım. Balina, yunus, kaplumbağa, ne de güzel bir dünya. Hamsiler bir arada yüzer tekne altında. Küçük deniz yıldızı yuvana döndün mü? Dalga sesleriyle şimdi mutlu oldun mu? Deniz yıldızı da evine döndüğüne göre biz de dönebiliriz. Eve mi dönüyoruz? Evet, bugünlük yeter. Eve dönme vakti. Hoşça kalın balıklar. Hoşça kal deniz. Hoşça kal deniz yıldızı. Siz de hoşça kalın gökyüzü yıldızları. Balina. Anneciğim bak, kulaklarımı küpe yaptım. Çok yakışmış kızıma. Tospiş, sana
Sana da küpe yapayım mı? Anneciğim, bana kiraz reçeli yapacaksın değil mi? Yapacağım tabii. Benim sepetim doldu. Ben eve gidiyorum kızım. Sen de sepetin dolunca hemen gel. Kirazları güneşte bekletme. Peki anneciğim. Nilo'ya. Ne oldu Mete? Okulun bahçesinde paten gösterisi hazırlıyoruz. Hadi sen de gel. İyi ki haber verdin Mete. Patenlerimi alıp hemen geliyorum. Tamam Nilo'ya. Kirazları unuttum. Geri dönersem çok vakit kaybederim. Hem kirazlar azıcık beklese ne olur ki? Hadi başlıyoruz arkadaşlar. Başla Mete. Tamam Elif. Yeniden başlıyoruz. Nilo'ya. 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 Hı? Sıra bana mı geldi? Erken davranıyorum olmuyor. Geç davranıyorum yine olmuyor. Ne zaman atlayacağım ben? Zamanında. Ne erken ne geç. Tam zamanında atlayacaksın. Tamam. Bu defa yapacağım. Saatler tik tak tik tak tik tak çalışır zamanında. Yapmazsan eğer işler karışır. Yapman gereken bir şey varsa şimdi yap. İşte o zaman bütün zor işler kolaylaşır. Dursaydım böyle olmazdı. Geç kaldım. Nilo'ya, kızım ne oldu? Çok özür dilerim anneciğim. Kirazları zamanında getirmedim. Kirazlar bozulmuş. Her şeyin bir zamanı varmış. Bilmiyordum. Bundan sonra her şeyi vaktinde yapacağım. Canım kızım benim. Sonunda doğrusunu öğrenmişsin. Bu çok güzel. Hem üzülme, kirazların iyilerini ayıklayıp sana reçel yapabilirim. Canım annem benim. Saatler tik tak tik tak tik tak çalışır zamanında. Yapmazsan eğer işler karışır yapman ki. La 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 la
şekil. Rın rın rın. Tasbik bak, bir sürü balık var. Mete, ırmakta bir sürü balık var. Gel sen de bak. Olur Nilo'ya. Rın. Keşke gerçek bir arabam olsaydı. Kırmızı bir araba, kapısını açardım, içine binerdim, vın diye giderdim. Balıklar şekil şekil. Gülen bir yüz oldular sanki. Bak Tosbik. Mete sen de bak. Araba mı varmış? Irmağa araba düşmüş. Hemen babamlara haber vermeliyim. Baba! Ne oldu oğlum? Baba, nehre bir araba düşmüş. Ne? Dedenle Hasan amcana haber verelim oğlum. Aa, baba nereye gidiyorsunuz? Irmağa araba düşmüş oğlum. Irmağa araba mı düşmüş? Ben de geliyorum. Kızım, ırmaktaki arabayı gördün mü? Gördüm baba. Az önce buradaydı. Ama şimdi fındık oldu. Ha? Fındık mı? Evet baba bak. Balıklar aynı fındık gibi. Aa, ha? Murat oğlum, nehre araba düştüğünü nereden duydun? Mete söyledi. Murat beni yanlış anlamıştın. Ben ırmaktaki balıkların bile arabası var demiştim. Balıkların arabası mı varmış? Bu da nereden çıktı? Nilo'ya söyledi. Babacığım, ırmakta bir sürü balık var. Şekil şekil yüzüyorlar. Bazen çiçek oluyorlar, bazen araba. Mete beni yanlış anlamış. Kulaklarımızı dört açıp dinlemezsek böyle olur. Akın akın yüzüyor balık. Ne
olsun tatlı civcivler. Tosbişim, şu civcivlere baksana, nasıl da minikler. Aa, yavru sincap. Çok tatlı. Her şeyin yavrusu, ne kadar tatlı. Minik şeyleri çok seviyorum. Benekli. Acaba Benekli hiç yavru oldu mu? Yoksa hep böyle kocaman mıydı? Benekli kocaman ama yine de çok tatlı. Benekli ne oldu? Yoksa keçiye mi kızdın? Benekli neyin var? Neden böyle bağırıyorsun? Benekli'nin bir derdi var. Anne! Baba! Nilo'ya ne oldu? Koşun! Benekli'ye bir şey oluyor. Benekli'nin bir yavrusu olacak. Yavrusu mu olacak? Benekli'nin yavrusu olacak. Benekli yavruluyor. Benekli yavruluyor. Yaşasın. Benekli'nin bir yavrusu olacak. Belki benekleri bile olacak. Benim küçük elbiselerim vardı. Eminim hepsi de çok yakışacak. Benekli minik bir ineğim olacak. Bilmiyorum ismi ne olacak. Onu ellerimle besleyeceğim. Pastalar, börekler yedireceğim. Yaşasın. Benekli'nin bir yavrusu doğacak. Benim yeni bir arkadaşım olacak. Yavru bir inek olacak. Ben yavru hayvanları çok severim. Yavru ineğe buzağı denir. Benekli bir buzağı doğuracak. Buzağı. Ne değişik. Hadi buzağı, seni bekliyoruz. Buzağı doğdu. Ne kadar minik. Annesinden süt emiyor. Ay çok tatlı. Buzağının bu kadar minik olacağını hiç düşünmemiştim. Neden? Baksana babaanne, Benekli kocaman. Benekli de bir zamanlar böyle küçüktü. Benekli de mi küçüktü? Evet, Benekli de böyle minnacıktı. Her canlı önce küçük olur. Aynı seninle arkadaşların gibi. Miniş olsun mu? Miniş mi? Çok tatlı bir isim. Dur Miniş yapma. Anlaşılan ismini çok sevdi. Miniş, tatlı Miniş. Nasıl da yürüyor? Şuna bak. Aferin, ne güzel yürüyorsun. Yürümeyi öğreniyor.